Biz bu konuyu tabii yaşamın birebir içinde olduğu için, biz Ünye'de yaşamayı neden seviyoruz? İşte daha mobilize bir şehir, trafik sorunu çok olmaması, işte otoparkla ilgili bir sorun yaşamamak için biz buradayız. Yoksa İstanbul, Ankara gibi metropoller var. O, o tip şehirlerde de daha büyük ekonomik gelirler elde edebiliyorsunuz fakat işte bu şehirlerde yaşadığınızda trafik yükü, e, stres çok daha yoğun olduğu için Ünye gibi şehirler bizim e, bu konuda tercihimiz haline geliyor. Fakat Ünye'nin bugün trafik problemi varsa bu bir planlama hatasıdır. Daha doğrusu arka plana itilmiş bir sorun olarak e, görülmekte çünkü bir, bununla ilgili bir çözümleme yapılamamış bugüne kadar. Bizim bununla ilgili bakış açımız da şehrin komple planlanmasıyla başlayan bir süreç. Şimdi günlük adımlar atarsınız. Bugünün ihtiyacı trafik sorunu. Bugün ben trafik sorunun üzerine bir tane kamulaştırma yapıp orada bir e, otopark inşa edebilir ve 50 e, araçlık bir e, ihtiyacı orada karşılayabilirim. Bu komple bir planlama dahilinde yapılması gereken bir süreç. Bunun muhatabı da Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesi. Şimdi ee, Mirvar Servet Hanım Mimarlar Odası e, odası toplantısında şöyle bir şey söyledi biliyorsunuz yönetmelikle alakalı. E, bugün otopark yönetmeliği diye bir yönetmelik çıkarttı e, hükümet bizim bu park sorununu karşılayabilmek için. Bugüne kadar bu otopark yönetmeliği ile ilgili alınan bütün ücretler farklı farklı alanlarda değerlendirildi. İşte belediyenin... E, Önlenemez borçlarının karşılanmasında, e, bütçe dışı harcamalar gibi harcamalarda kullanıldı. Hiçbir şekilde otopark ihtiyacından giderecek politikalar üretilmedi. Yasa diyor ki, yasa çok net. Müteahhitler kendi e, arz ettikleri dairelerin otoparkını uygun, koymak zorunda. Onu bir alan belirlemek zorunda. Eğer siz o yapının altında bu problemi çözemiyorsanız o zaman... Belediyeler, yani Ünye Belediyesi, Fatsa Belediyesi ya da Büyükşehir Belediyesi. Belediyeler onlara bir yer göstermek mecburiyetinde. Şimdi bugün Ünye Belediyesi'ne bakıyoruz. Ee, müteahhitler otopark problemini çözemediğinde... ...bir araç, iki araçlık e, ihtiyaçları kaldığında... ...Ünye Belediyesi müteahhit ediyor ki... ...sen git bir yeri kamulaştır. Kendi adına kamulaştır değil de satın al. Ondan sonra... Kendi otopark alanını kurtar. Böyle bir uygulama yok. Böyle bir bakış açısı da yok. FATSA belediyesi bu konuda bir inisiyatif kullandı. Ee, yönetmelik yasalar onlara 3 sene süre veriyor. Siz bugün e, müteahhit ediyorsunuz ki siz gelin inşaatınızı yapın ben size 3 sene içinde otopark alanını göstereceğim diye. Böyle bir müsaadesi var belediyelerin. Fatsa Belediyesi bu müsaadeyi verdi. Şu anda Fatsa'da ruhsat veriliyor. Fakat Ünye'de inşaat sektörü de kilitlenmiş durumda bu otopark yönetmeliğinden dolayı. Biz Ünye Belediyesi'nden de bunu hızlı bir şekilde mobilize olup uygulamalarını istiyoruz. Yapacakları şey çok basit. 3 sene içerisinde ruhsatını çıkarttığı yapılardan yapılara bir otopark alanı gösterecekler. Zaten biz bunun harcını ödeyeceğiz. Bizden topladıkları harçlarla bir alan kamulaştırıp bu sorunu çözecekler. Fakat bu sorunu aslında 50 yıllık bir plan çizerek çözmeleri gerekiyor. Yani bugün burada bir parsel boş. O parseli uygul kullanalım. İhtiyacımızı görelim. Bugün burada işte bir alan boş. Orayı otopark yapalım. İhtiyacımızı karşılayalım şeklinde değil. Alacaklar Ünye haritasını. Kendilerine bir imar alanı oluşturacaklar. Bakın Mustafa bastı şehir plancı. Çağıracaksın Mustafa Aybasti'yi. Mustafa Bey bu konuyla ilgili bir çalışma yapacak. Bu çalışma neticesinde ne ortaya çıkacak biliyor musunuz? Ünye'nin turizm alanları neler? Ünye'nin sanayi alanları neler? Ünye'nin ee, tarım alanları nereler? Biz bunların hepsini planlayacağız.